Feyza. Müge selamlar. Nasılsın? Ben iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Feyza'cığım hemen yayına girdiğimiz için ben önceden tanıtamadım seni. Nasıl gidiyor bu arada? Allah'a şükür her şey yolunda. Hani ben de önce bir böyle sağlığı sorarak başlıyorum hep. İyi, hani ofiste hepimizin hem kendimiz hem geniş ailelerimiz hani işler yolunda birazcık böyle parçalı gidiyoruz. Şükürler olsun hani sağlıkla ilgili bir şey yok. Biraz yavaşlatılmış tempoda ama her şey yolunda. Umarım sende de iyidir. İyiyiz, çok şükür, çok şükür. Bizde de problem yok. Dikkat ediyoruz olabildiğince. Yavaş tempo bizde o şekilde gitmeye çalışıyoruz. Evet, Beyza'cığım sen biraz kendinden bahset istiyorum. Açık beyin takipçilerine seni tanımıyorlar. Tamamdır. Müge, ben böyle başlarken şey diyorum, Konya Akşehirliyim, 1972 doğumlu Konya Akşehirliyim diyorum. Hem Nasrettin Hoca'nın hem de böyle Mevlana'nın izlerini taşıdığıma çok böyle yürekten Oh, inanıyorum. ne güzel. Ben hani böyle ilk çocukluğum ve gençliğim orada geçti. Aslen ilk mesleğim elektronik mühendisiyim ben. Yani hayata bir mühendis olarak ve hani böyle gayet sol beyin ağırlıklı işler yaparak mühendis, sonra yöneticilik de devam ettim. Bir 16 sene İstanbul, Ankara, İzmir, biraz da yurt dışında görev yaptım. Ama bütün o yolculuk boyunca hani bütün o bilimsel, matematiksel hani eğitimi alırken bunun içinde biraz insan eksik. Hani ben insana biraz böyle çıkarcı bir yaklaşım. İnsanı anlasam bu işleri de biraz daha iyi yönetirim falan noktasına gelmiştim. İşin aslı hani koçluk, eğitim tarafı ile kesişmem o döneme rastlar. 2009'du hani ben hem bir takım eğitimleri aldım. Daha sonra da biraz hani yaklaşık 10 sene eğitim sektöründe çalıştım. Hani bir alet çantama ikinci meslek olarak koçluğu da ekledim. Çok keyifli eğitimler de Çok yaptım. Hala tamamlayıcı da zaten. aynen öyle yapmaya da devam ediyorum. Ama son 2 senedir aslında butik bir mühendislik firmasında savunma sanayinde hizmet yapan o firmada aslında ikisini de birleştirdiğim bir şeyler yapıyorum diyeyim. Ekibi koçlukla yönetiyorum. Bir mühendislik ekibine liderlik yapıyorum. İşin hani o hem işi yönetme, projeyi yönetme, bir ürünü ortaya çıkarma süreçlerinde o yaratıcı çalışmaları teşvik ediyorum onlarla çalışırken. Ama bir taraftan da hem onlarla butik eğitimler hem yürürken koşluk faaliyetleri ikisini biraz birleştirdim diyebilirim. Ben böyle yani. Harika, harika. Feyzacığım senin mutlulukla alakalı eğitimler verdiğini bildiğim için bu konuyla ilgili konuşmak istedim. Çok teşekkür ederim. Şimdi önce mutluluk nedir? Her zaman konuşulan bir mevzudur ya. Yani artık yani mutluluğa tapınır hale gelmiş durumdayız. Olmazsa olmaz bir şeymiş gibi hayatımızda. Önce bir mutluluk tanımıyla bir başlayalım. Ondan sonra da illa yani mutlu olmamız gerekiyor muyla devam edelim. Sonrasında zaten konuşmaya devam ederiz. Biraz Tamam, daha harika. derinleştirerek. Aynen dediğin gibi aslında mutluluk her zaman bir odağımızda. Yani şu günde olduğu gibi aslında böyle tarihte çok daha ilerilere gittiğimizde de hani böyle işte Aristo, Sokrates, felsefeciler hep bir böyle hani mutlulukla ilgili bir meselemiz var. Benim orada çok sevdiğim küçük bir hikaye var. Suçu tanrılara atacağım ben. İşte böyle Yunan tanrıları toplanıyorlar. Bu işte diyorlar ki mutluluk çok değerli bir şey. Biz bunu öyle bir yere saklayalım ki işte bütün yıllar boyunca peşinden koşup dursunlar ama bulamasınlar. Nereye nereye? İşte denizlerin dibine, göklerin derinine, ormanların en kuytusuna. Sonra işlerinden biri diyor ki hangi tanrı onu bilmiyorum. Diyor ki hiç bakamayacakları bir yer geldi aklıma. İçlerine saklayalım, oraya dönüp bakmazlar, akıllarına bile gelmez. İşte bu mutluluk meselesi böyle devam ediyor. Çok Müge, güzel. ben en sevdiğim tanımı önce söyleyeyim. En çok böyle beni içi dolu dolu tatmin eden tanım Aristo'dan. O tanımı söyleyeyim, sonra da ben kendi tanımımı söyleyeyim dilersen. Aristo diyor ki, benim için mutluluk potansiyelimize ulaşmak için verdiğimiz çabadan aldığımız, duyduğumuz tatmindir diyor. Yani Yani o potansiyele ulaşma tam olma hali mi?
Evet, yani her zaman aslında artı biri yaratma. Çünkü insan sınırsız potansiyele sahip bir varlık. Yani bugün artık bilim de bunu söylüyor. Her an ve her an artı bir şey yaratma potansiyelini taşıyoruz. Yaşımız ne olursa olsun, eğitimimiz ne olursa olsun, bilim, neuroscience bize bunu diyor. O zaman Artı birden aslında biz kastın ne Beyza? Artı yani birden kastın ne? orada da şey şudur, onu da çok severim. Hani der ya Hazreti Ali, bir günü bir günüyle aynı olan bizden değildir. Evet, yani dünkü versiyonum neydi? Dünkü Feyza neydi? Bugün ben neyi ortaya çıkardım? Neyi farklı yaptım? Neyi öğrendim? Neyi sorguladım? Neyi düşündüm? Kendime neyi kattım? Artı birden hani bütün bunların şeyini kastediyorum, Yani topyekunu. kendi sınırını aşmak, Aynen öyle. kendini Ya bir adım zorlamak. ileri gitmek. Evet, Evet. yani o öğrenmeye devam etmek, yolda yolcu olmaya devam etmek, yaşamın o bütün sunduklarını fark etmeye devam etmek. Potansiyel böyle hani bence Aristoteles tam olarak neyi kastetti bilmiyorum ama hani kendini gerçekleştirmeye, bir adım öteye gitmek için o yürüdüğün yoldan aldığın tatmin duygusu. Aslında biten de bir şey değil yani o yüzden. Evet. Yani bu ömürlük bir şeyden bahsediyorsun. Evet. Ben hani ben kendi tanımımı da paylaşmak isterim izninle. Lütfen. Şimdi orada da yine bir başka bir şeye değineceğim. Psikolojideki bir etkiye ve sonra oradan hareketle kendi tanımımı paylaşacağım. Şimdi psikolojide heliotropik etki diye bir şey var, tanım var, tabir var. Heliotropik lafı iki kısımdan oluşuyor. Helios aslında güneş. Güneş tanrısının ismi. Ve güneşe dönen diyor. Şimdi aslında doğaya baktığımızda bitkiler evimizde olsun, hani dış mekanda olsun, yaptıkları şey ne? Aslında ışığı alabilmek için yönlerini güneşe çevirmek. Doğru mu? Hani Doğru. kuytuda kalınca büyüyemiyor. Hani daha cılız Doğru. kalıyor. Ama döndüğünde ve ışığı bolca aldığında bu sefer o hani büyüme serpilme oluyor toprakta, iklimde uygunsa. Şimdi diyor ki psikoloji, bitki işte o en alt seviyede ışığın, güneşin onun için yaşamsal ve elzem olduğunu bilir. Aynı şey insanda pozitif duygular için geçerlidir. Yani o bitkinin büyümesi için, gelişmesi için güneşe dönmesi gibi insan da gelişmek için, hayatta kalmak için, iyi olmak için aslında pozitif duyguya yönelir. Yani içimizde olan o en temeldeki eğilimden bahsediyoruz. Şimdi ben kendi mutluluk, yani bundan da bunun adına da heliotropik etki deniyor. Yani o güneşe yönelmenin insanda da pozitif duyguya yönelme karşılığı. Benim kendi mutluluk tanımım şöyle. Yani o özle, içeriğiyle bağlantıda olduğum her an o iyilik halini hissediyorum ben. Ona hani mutlu olma, canlı olma, birkaç mutluluğun yanında şey de tanım var. Yani canlı, hani hayatta olduğunu hissetme, o özümle bağlantıda olma. O zaman araba kullanıyorken de olabilir bu. Hani kafamda, aklımda, bedenim de burada ve ben o özümü de algılıyorum. O canlılık halini, hani yaşam dolu olma halini hissettiğim her an benim aslında mutlu olduğum, hani benim mutluluk tanımım o, özümle bağlantıda olma. Yani anda olmak gibi anladım, doğru mu? Evet, anda olmak ama hani bunu biraz da şöyle de, yani evet, ne yaptığımın farkındayım. Hani kafam başka bir yerde değil, bedenimle aynı burada, ne yaptığımı fark ediyorum. Ama onun bana kattığı, yaptığım şeyin bana kattığı şeyin de farkındayım. Yani hani bir şey yapıyorum, şarkı söylüyorum ama hani hem şarkının farkındayım, o şarkıyı sesimin hani kötü olan tınısını duymanın bana verdiği hazzı da yaşıyorum. Hem andayım, hem de yaptığım şeyin bana kattığı tatmini de doyumsuyorum. Yani duygunun ve düşüncenin ve o halinin farkında olma Aynen gibi öyle. anlıyorum ben. Aynen. Benim tanımım böyle yani. Çok güzel. Peki Feyzat, şimdi biraz önce dediğim gibi bu mutlu olma derdimizle ilgili sormak istiyorum. Şey diyor Charles Bukowski, ne zaman ki diyor hayata gelme amacımın mutluluk olmadığına karar verdim, o zaman işte biraz Mutlu. mutlu olmaya başladım diyor. Ha, ne güzelmiş. Evet, doğru. Doğru.
Şimdi çok katılıyorum. Yani şimdi burada aslında yani şimdi tabii çok hani artık böyle tüketim toplumu, her şey çok hızlı, sürekli önümüzde bir takım dayatmalar var. Hani mutlu olma tanımıyla ilgili, hani şunlar olursa mutlu olunur, şunlara sahip değilsen mutlu değilsin falan gibi. Benim buradaki en önemli tespitim şu Müge, tanımı bir kere doğru yapmıyoruz. Yani tanım bizim önümüze konulmuş, dayatılan bir tanım. İşte bu evde otursan mutlusun, seninki gibi bir evse yok değil hani. Ya da ne bileyim bu bisküviyi yersen mutlusun, hani onu yemiyorsan bir soru işareti gibi. Şimdi burada bana göre önce tanımı doğru yapmak lazım. Burada da bana göre mutluluk, yani sormadım sana, belki sen de paylaşmak istersin bizi dinleyenlerle kendi mutluluk tanımını. Çünkü bu çok öznel bir şey. Benim tanımımla seninkinin aynı olması diye bir şey mümkün değil. Yani her birimiz yapsak, bizi dinleyen dinleyicilerimiz de yapsa farklı bir tanım çıkacak. O yüzden benim önüme dayatılan mutluluk tanımından hareket edince sürekli böyle bir onun peşinden koşar hale geliyorum. Yani bir kere tanım doğru olmalı. İki, evet yani hani o mutluluğun peşinden koşmaktan vazgeçince mutlu olmak. Çünkü aslında içimize dönsek, yani o tanrıların sakladığı yere baksak, oranın eğilimi pozitif duyguya. İyiliğe, güzelliğe, neşeye, mutluluğa, işte pozitif diye tanımladığımız o etiketle olan duyguya. Çünkü büyümemiz, gelişmemiz, var olmamız için, serpilmemiz için bu gerekli. Ama ne yapıyoruz? Biz oraya birisinin koyduğu bir tanıma bakıyoruz. Ve o tanımdan hareketle ben kendimi mutlu muyum değil miyim diyorum. Hayır, ben o evde oturmuyorum, hani o fotoğraftaki evde. O zaman değilim galiba. O zaman o evi mutlu olmak için o ev için çabalamaya başlıyorum. O değil ki, hani tanım yanlış, öyle olunca da mutsuzum. Ben buna şey diyorum, mutluluk diktatörlüğü diyorum. Hani böyle bir konuluyor tanım. Bir sürü hani sahip olmayla eşleştirilmiş, fiziksel olarak bir takım özelliklere sahip olmakla eşleştirilmiş, yani hani o tek tip olmakla, hani o prototipe benzemekle eşleştirilmiş, ama bu tanımlar doğru değil ki, bu gerçek mutluluk değil. Ve bu tanım hem yanlış konulup hem de ona doğru bir baskı hissetmeye başladığımızda zaten gerginlik oluşuyor yani. Ya ben de işte, biraz önce sordun, söyleyeyim. Lütfen. Geçici olan, bir şeye bağlı olan hazın sürdürülebilir bir şey olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla hazla mutluluk arasındaki farkı önce ayırmak gerekiyor diye çok düşünüyorum. Doğru. Yani hedonizmle mutluluğu çok karıştırıyoruz bence. Çok doğru. Baki olana duyduğun bağlılıkla alakalı bir şey aslında mutluluk. Yani sen eğer o mutluluk dediğin şeyi geçici olana değil de sonsuz olan bir şeye bağladıysan, orada sürdürülebilir bir şey vardır diye düşünüyorum. Evet. Ve mutluluğun da sürdürülebilir bir şey olarak tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. Geçici bir şey olduğunu düşünmüyorum. Buna ben kendi içinde huzur diyorum. Yani benim tanımımda huzur eşittir mutluluk. Mutluluk. Bunun arka planında da kabul var benim mutluluk tanımımda. Yani olanı olduğu gibi. Olanı olduğu gibi kabul etmek ve çok kötü bir hadise ise de, eğer başına gelen, onun sonucunda mutlaka bana dönük bir hayır olduğuna inanmakla alakalı aslında bir şey. Yani oradaki kabulün altında yatan şey o inanç var. Yani bu sadece bunun sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum. Ve yani hayatına da böyle baktığında hakikaten hadiselerin sana eninde sonunda senin için ne kadar aslında gerekli bir şey söylediğini görüyorsun, ama öyle bakarsan tabii. Evet. Bazen hadiseyi yaşarken çok hani olayın alevinden, verdiği zorluklardan öyle olmuyor. Ama benim yaşamımda da var. O en zorluğu, en hani böyle Allah'ım bu olmamalıydı artık dediğim durumların sonrasında nasıl bana hani hizmet ettiğini, nasıl hani o bir adımı öteye götürdüğünü gördüm. Aslında pozitif psikolojinin mutluluk tanımına girdin bunu söyleyerek. İzninle
birazcık oradan bahsetmek lütfen istiyorum. Hani bu olan biteni bir anlamaya çalışmak ama olmuyorsa da hani kabule geçmek dedim ya. Şimdi psikoloji bilimi uzunca bir zaman hep böyle bozuk olanı düzeltmeye, hastayı iyileştirmeye, hani yolunda gideni, yolunda gitmeyeni, pardon, yolunda gitmesi için hani onu desteklemek üzerine bir tedavi olarak hizmet etmiş. Ya da eksiği tamamlama gibi değil mi teyzem? Eksiği tamamlamak üzere. 1990'da pozitif psikolojinin de kurucusu olarak adı geçen Martin Seligman, o dönemde Amerikan Psikoloji Derneği'nin başkanı, diyor ki peki tamam, hani biz böyle bir eksiği düzeltiyoruz, bozuğu, hastayı iyileştiriyoruz ama peki normal insanın da bir daha iyisi var, daha mutlusu var, daha işte hani ileri gitmesi var. Bununla niye ilgilenmiyoruz? Pozitif psikoloji böylelikle doğuyor. Yani odağını aldığı birey sağlıklı birey ama onun da daha iyi olması. Pozitif psikolojinin çok güzel bir mutluluk tanımı var. Diyor ki gerçeğe dayalı iyimserlik. Çünkü mutluluğun hani az önce dedin ya hazla karışan bir yanı var. Çok katılıyorum. Aynı zamanda şeyle de karışan. Hani böyle işte gülen sarı surat. Yani böyle bir içi hani boş yani. Hafife alma hani o. Böyle bir ne olursa olsun gülelim yani. Hani böyle o değil yani. Gerçek olan o değil. İşte pozitif psikolojinin tanımı burada çok altını dolduruyor. Diyor ki bir kere ayakların yere sağlam basacak. Gerçeğe dayanacaksın. Realistik olacaksın. Olanı biteni okuyacaksın. Yani işte dünyada Covid var. Hani bütün dünya etkilenmiş durumda. Bir sürü insan işsiz kaldı. Ekonomi bütün dünyada sıkıntıda. Şu kadar insan vefat etti. Şu kadar insan riskli. Ha bunları okuyacaksın, koyacaksın. İşsiz kalma riskim var. Evet, hani şu an bir şey yok ama yarın öbür gün şirketimin durumu böyle böyle olabilir. Ne bileyim markete giderken şu risklerim var. Ama gerçeğe dayalı iyimserlik. Hani o işte gerçekler acı olabilir. Doğru. Her zaman her şey güzel değil. Yolunda da değil belki. Hani bize göre. Genelde de hep planlarımızın dışında işler. Bu böyle bir yani. La rahat epik dünya yani der eskiler. Yani bu dünyada rahat yok derler. Aynen. Hani daha Rusata sözü diyor ya, sen plan yaparken Tanrı yukarıda gülüyordu. Aynen. Öyle yani. Evet, yani planlıyoruz olmuyor bir türlü. Ama tamam ya, bütün bunlar var ama ben hala iyimser bir geleceğe de gözümü bakıyorum. Bunları iyi okuyorum ve o umudumu da taşıyorum. Yani şimdi bu olduğunda aynen dediğin gibi olanı kabul etme. Bu şey de değil yani, hani sorgulama, oldurmaya çalışma, hani çaba var orada ama okuma. Evet, pasif bir kabul pasif değil o. Aynen öyle. Okuma ama buna rağmen hareket etmeye devam etme. Çok seviyorum ben bu tanımı gerçekten de. Gerçeğe dayalı iyimserlik. Peki bu COVID-19 dedin, onunla birlikte bütün şirketlerde işte hakikaten şimdi şeylerle konuşuyorum, İK'cı arkadaşlarımla konuşuyorum ve çalışanların mutsuzluğundan bahsediyorlar. Yani 3 aydır hakikaten evden çıkmayan tabii çalışanları var. Sen de çok iyi biliyorsun, şirketlerde artık mutluluk departmanları var. İşte mutluluk bakanları var. Yani çok çok da önemli bir konu olduğunun herkes artık farkında. Yani çalışanın mutluluğunu çok önemsiyor artık şirketler. Çok haklısın. Bununla ilgili sen de zaten çok çalıştığın ve danışmanlık verdiğin için konuyla ilgili bu konuyu biraz daha açmanı istiyorum. Yani bundan sonrası şu anda ne durumda ve bundan sonrası da ne olacak? Evet. Şimdi Müge, işin aslı hani şirketlerin, kurumların bu mutlulukla ilgili meselesi biraz hani bu COVID-19 sürecinden önce başlamıştı. Ben 94'ten beri iş hayatındayım. Bilmiyorum ne kadar olmuş. Saymak da istemiyorum. Ama ben hayata atıldığımda doğal olarak kimse ay bizim çalışanlarımız mutlu olsun hani filan demiyordu. Aynen öyle, bizim zamanımızda öyleydi. Ondan sonra para, pul, hedefler, rekabet, işte yandakiler ne yaptı, yurt dışına nasıl satacağız, hani değil mi, başarı, işte hani bütün bunlar konuşuluyordu. Ne mutlu ki hani daha bu hastalık sürecinden önce, pandemiden önce, yani işte bu pozitif psikoloji, yani 1990'lar ve en nihayetinde
2000'lerden de itibaren, dünyada biraz daha erken ama bizim ülkemizde de öyle. Mutluluk, yani ben özellikle danışmanlık tarafında hani diyorlar ne istiyorsunuz, hani neye ihtiyacınız var? Bizim çalışanlarımız mutlu olsun, mutlu gelsinler şirkete. Şimdi burada belki hani mutluluğun neyi getirdiğine odaklanmak lazım. Yani düşünsenize, kar odaklı bir kurum. Neden hedef başarı işte ne bileyim rekabeti bıraktı da bırakmadı aslında tabii ki. Ama diyor ki mutluluk. İşte ben orada hani mutluluk başarı ilişkisini belki birazcık konuşup oradan kurumdaki hani bu ihtiyaca gelmeyi şey yapabilirim, önerebilirim. Şimdi hep bu da bir dilemmadır. O mu ondan hani böyle yumurta kabuk başarı mı? Evet. Yani başarılı mudur? İnsan hep mutlu mudur? Mutlu insan başarılı mıdır? Aynen öyle. Şimdi buna yönelik de çok çalışmalar var. Bir takım deneyler de var. İki tane böyle benim çok keyif aldığım iki deneyden bahsedeceğim. Jelibon deneyi diye geçiyor bu. Ondan sonra bu jelibon deneyini 4 yaşındaki çocuklarla yapıyorlar. Ve önlerine böyle hani işte bir takım şekiller veriyorlar. Bir de bir fotoğraf, şekillerin dizilmiş, tamamlanmış hali. Grup, çocukları iki gruba ayırıyorlar. Ve diyorlar ki bu şekillerden bu resimdeki şeyi yapacaksınız. Elinize maketi tamamlayacaksınız. Grubun bir kısmına başlarken jelibon veriyorlar. Çocuk bu tabii jelibona kanar. Öbür gruba hiçbir şey vermiyorlar. Ve sonra görüyorlar ki işte şeyle hani o jelibonlarla başlayan çocuklar hem çok daha hızlı hem de daha doğru bir şekilde o fotoğraftaki şeyi, maketi yapıyorlar. Tabii çocuk bu jelibona kanar, hani sevdiği için de şey yapabilir. Ama şeye de bakıyorlar, bunu doktorlarla da yapıyorlar Müge. Bir hastaneye gidiyorlar ve hekimleri yine iki gruba ayırıyorlar. Hayır, onlara da böyle ev araba falan vermiyorlar. Onlara verilen de jelibon yani. ve gerçekten günün sonundaki performanslarına bakıyorlar. Yani bir takım doktorlar normal geldikleri gibi başlıyorlar. Bir takım doktorlar da jelibon alarak, muhtemelen sağlıkçı oldukları için yemiyorlardı o jelibonları. Ama günün sonundaki performanslarında bir baktıkları hasta sayısı, iki koydukları teşhisin doğruluğu, üç giden hastaların mutluluğu, tatmini, iyi hissederek gitme durumu jelibon alan doktorlarda daha fazla. Şimdi bu tarz bir sürü deney var, hani yapılan araştırma var. Ama onun dışında hani beyin bilimi, beynimize baktığımızda şey diyor, yani o öğrenme, gelişme, bir yetkinlik geliştirme beynimizde gayet kimyasal, elektriksel bir işlemle oluyor. Nöronların arasında, beyin hücrelerimizin arasında elektriksel iletiler oluyor. Ve ben bunu iyi yapar hale geldiğimde de kuvvetli bir bağ oluşmuş oluyor. Şimdi bir takım hormonları hani üretmemizi sağlıyor. Mutluluk hormonları da serotonin. Mutluluk hormonlarını salgılı, dopamin, aynen de diyemedim, serotonin, dopamin, oksitosin, sarılıp yapamıyoruz çok ama hani bütün o hormonları salgıladığımız çok var. Aynen. Bütün o hormonlar salgılandığında o iki nöron hücresinin arasındaki elektriksel iletinin kurulması hem çok hızlı oluyor salgılanmadığı duruma göre, hem de daha kuvvetli bağlar oluşuyor. Yani aslında olumlu bir duygulanım hissederek başladığımız bir öğrenme süreci, bir yetkinlik geliştirme sürecinde çok daha hızlı ve verimli yol alabiliyoruz. İşte kurumlar, hani neden kurumlarda bırakıldı mı? Hayır, bırakılmadı. Ama artık bilimin de dayandığı o en temel diyor ki bize, işinden mutlu olan, kendinden mutlu olan, yaptığı şeyi seven bir insan çalışıyorsa senin şirketinde, onun ürettiğiyle nötr olanın arasında fark var. Orada olduğu kadar negatif, hani öf öf diyerek gelenin arasında dağlar kadar fark var. O anlamda mutlu olsunlar diyor. Hani değilse şeyden değil, yani keyiften değil hani, ama biliyor ki artık kurumlar, çok mutluyum ki biliyorlar artık. Çünkü insan hani biraz daha o her şeyin daha odağında olmaya başladı. Gözümüzü oraya dikmiş durumdayız. Çünkü her şey aslında insana bağlı. O zaman nasıl öğreniyoruz, nasıl gelişiyoruz? Evet, o pozitif duyguyla başladığımızda işe, yaptığımız şeye, güne,
O zaman ürettiklerimiz başka bir şey oluyor. Mutluluk müdürlükleri var. Hani bir takım buna yönelik çalışmalar yapılıyor şirketin içinde. Bağlılığı nasıl sağlarız? Hani insanların kendini o yaptığı işe ait hissetmelerini nasıl sağlarız? Bunlara kafa yoruluyor. Eskiden çok bilirsin, performans değerlendirme görüşmelerinde hep böyle sandviç denirdi yanlış hatırlamıyorsam o yönteme. Hani bunlar iyi yaptıkların Feyza, bunlar da yapamadıkların ya da işte daha fazla yapmanı istediklerim seni, böyle hepsini böyle. Mesela şimdi ağırlıklı bu pozitif psikolojinin de gündeme daha fazla gelmesiyle şöyle şeyler yapıyorlar. Evet, belli Feyza'nın gelişim alanları ama güçlü yönleri de belli. Gelişim alanlarından hiç bahsetmiyorlar. Güçlü yönlerini söyleyip onların altını çizip hani o potansiyel gördükleri şeyleri de altını çizip gelişim alanlarını bırakıyorlar. Ve çok net görülüyor Müge, sadece bunlar söylenmesine rağmen kişi hem onları geliştiriyor. Eminim sen de çalışmalarında hani bunların neticeleriyle meşgul oluyorsun. Hem de gelişim alanlarında hiç bahsi geçmese bile bir takım gelişimler sağlıyor. Evet, Pareto kuralı deniyor buna Feyza. Yani %20'yi hallettiğinde o %20 zaten %80'i iyiye doğru evriltiyor. Evet. Çekiyor. Evet, o orayı hallediyor aslında. Yani o iyi olanı daha da güçlendirmek o yüzden çok kıymetli. Bir aynen de Feyza öyle. Şey var, kognitif, bilişsel başarılar işte para kazandıran başarılardan çok daha insanları mutlu ettiği ortaya çıkmış. Bilirsin sen de. Aynen. Şimdi tabii ki yani hani iki beynimizin fonksiyonları bunlar. Yani sağ ve sol beynimizin. Hani oradaki şey gerçekten ikisi birbiriyle el ele verdiğinde ortaya inanılmaz sonuçlar çıkıyor. Yani eskiden biz ağırlıklı nereye odaklanmıştık? IQ'muza. Yani işte çocuklar Einstein'ın zekasıyla hani kıyaslanmak üzere testlere gitti. Ondan sonra ay biraz daha iyi olsun hani bütün o bilimdeki bilimsel taraftaki başarılarımız. Elbette ki iyi olsun. Hani elbette ki iyi olsun ama sonuçta bize mesela mutluluğu bize şey yapan mutlu olma tarafımızı sağlayan taraf sağ beyin. Bütüne odaklanan, daha geniş perspektiften bakmamızı sağlayan sağ beynimiz. Yani uzunca bir dönem doğal olarak eğitimimiz hani matematik, fen, fizik ağırlıklı da olsun, sözel ağırlıklı da olsun doğal olarak sol beyni geliştiren bir eğitim sisteminde büyüdük biz, geliştik. Şimdi yeni yeni başka türlü hani eğitimler giriyor, o da ne mutlu ki. Ama sadece sol beyin ayrıştırıyor, detaya bakıyor, analiz ediyor, sorguluyor. Ama onu bütün o sorgulamalardan bir de sentez elde etmemiz lazım. Hani tamam, okey, bunlar var. Peki bunları bütünleştirdim, cebime bir şey aldım, bununla devam edeceğim. Hani ya da o yaratıcı tarafım, hani ortaya bir şey üreten tarafım. Bunların hepsi sağ tarafta. İkisi bir araya geldiğinde tam ve bütün oluyoruz aslında. Yani ben biraz senin ilk başta söylediğin şeye bağlıyorum bunu. İnsanın kendi sınırlarını aşmasıyla alakalı bir şey diye düşünüyorum. O bilişsel beceriyi ortaya koyduğunda, çünkü orada bir şeyi zorlaması gerekiyor ya, herhalde onunla alakalıdır diye düşünüyorum. Peki sen aynı zamanda bir koç olarak, koçluk bakış açısıyla bu danışanlarınla konuştuğunda bu başarı ve mutluluk ilişkisini nasıl konumlandırıyorsun? Şimdi tabii çok önemli gerçekten. Yani şimdi tabii ki hani iş hayatı bizi sürekli hep bir hani bir hedef koy, ona ulaş, başarılı ol, sonra daha büyük bir hedef koy, daha büyük, yani böyle bir çarkın içindeyiz aslında. Onu ben böyle hamster çarkı diyorum. Yani hani böyle sürekli o çarkın içinde dönüp duruyoruz. Bazen hedefler kendimizin koyduğu bizim için anlamlı hedefler olabiliyor ama bazen hani toplumun, yaşamın, ekonominin, işte şartların, şirketimin, patronumun koyduğu hedefler de olabiliyor. O zaman yine onlara da koşuyorum. Hani burada böyle bir sürekli koşma hedefe ve başarı gibi tanımladığım hani şey için harekete geçme var. Ama hani oradaki hedef, orada başarı diye tanımladığım şey benim için gerçekten anlamlı mı?
Yani senin potansiyeline o uygun mu? Benim potansiyelime uygun mu? Ben mi istiyorum onu? Varsayalım istemiyorum. Her zaman istediğim bir hedefe koşmuyorum. Okey, hadi bu da bir gerçeklik. Ayaklarımızı sağlam basacağız. Realistik olacağız. Değil. Ama yine de o tam benim hedefim olmayan şey içinde beni orada tutacak bir şey buldum mu? Kendim için anlamlı. Hani ya sevdiğin işi yap ya yaptığın işte sevecek bir taraf bul. Yani ofiste Müge var, ben de onunla sohbet edince tatmin oluyorum. Bu da bir bulunacak bir şey. Hiçbir şeyi beğenmiyorsam işimle ilgili. Hani değiştirmeyi böyle bir kenara koyuyorum. Hani hani bir harekete geçip değişimi yaratabilirim. Ha, varsayalım yok ama o zaman orada bir şey bul yani. Gene de anlam arayışından bahsediyorsun değil mi? Anlam arayışından bahsediyorum. Yani beni bağlantıda olacağım. Yani hani beni harekete geçirecek. Gözümü diktiğim, oraya giderken hani o aldığım tatmin, yani ona varamamışım ama hani yürürken o attığım her adım da benim için anlamlı ve değerli, kıymetli. Onların da farkındayım. Bu tarz bir hedef işin aslı, başarıyı getiren gerçek hedef. Koşluk bakış açısında da aslında pozitif psikolojinin söylediği şey var değil mi Feyza? Yani aynen. Senin güçlü taraflarını ortaya çıkarıp kendi potansiyelinle o köprüyü kurup o içindeki cevheri ortaya çıkarmak aslında. Kesinlikle. Ve dolayısıyla kesinlikle. İçinde bulunduğun o iş ortamında da mutlaka aslında ona temas eden bir yer vardır. Kesinlikle. Yani kimse boşuna o senaryonun, o kurgunun içerisinde değil diye düşünüyorum. Yani ben de kendi koştuklarımda bunu çok yaşıyorum ve sonunda, günün sonunda mutlaka danışanı besleyen, kendi iş hayatında da zorlandığım bir sürü şey olabilir ama beni besleyen ve benim içimdeki o değeri ortaya çıkaran mutlaka bir şey var diye düşünüyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Ben ağırlıklı hani koştuklarda tam da bu dediğine, yani evet senin orada koyduğun hedefler var, daha iyi bir yönetici olmak, liderlik vasıflarını şunları eklemek ya da şu seviyelere çekmek ya da o projeyi almak vesaire, bir sürü şeyler olabilir hedeflerin. Bir kere hani bu hedeflerin senin için anlamını keşfet. Hedef anlamlı olursa zaten zorluk olmaktan çıkıyor. Doğru mu Müge? O zaman doğru. Her türlü şey, hani yandaki adam diyor ki sen bu şartlar içinde bunu nasıl yapıyorsun? Ama senin için anlamlı bir yere yürüyorsun. O zaman da sıkıntı olmuyor. Ben kendimden vereyim örneği. 16 senelik iş hayatında bir mühendis ve yönetici olarak bu eğitim işine girdiğimde doğal olarak bir topluluğun karşısına geçip hop diye anlatmaya başlamadım. 3 sene şu seninle görüştüğüm bu masa evde sanki üniversite sınavına hazırlanan bir lise öğrencisi var gibiydi. Ha sonra bitmedi ayrı ama o olgunlaşma, bir şey yapabilir hale gelme, zaman zaman şey dedim, ay ben deli miyim ya, yani hani işte burada başka bir şey yapıyordum yani hani ne böyle bir hani bir şey, ama sana zorluk gibi gelmiyor o yaptığı. Oraya yani, doğru çekiliyorsun değil mi? Aynen. İşte bu çok güzel bir şey. Yani hedefindeki koşu kalmaya gelen biri o hedefteki anlamı keşfederse zaten direkt başarı geliyor. Yani bir insan odaklandığı her şeyden sonuç alır. Nokta. Hani. Ama odaklanmak işte içindeki o tatmini de taşıyan. Yani odaklandım. Hani birisi benim önüme ödev konduydu, odaklandım lan. Bu ödev benim için anlamlı. Beni şöyle bir noktaya götürecek. Ödevini yaparkenki durumlar farklı. Hı-hı. O yüzden hani çok koşuklarda o anlamı keşfetmesini destekleyecek şekilde hani çalışmalar, orayı buldurmaya. Çünkü o derinde, yani o keşfettiğinde iş bitiyor zaten. Hani, aynen. O hakikaten her şey yoluna giriyor bir süre aynen, sonra. Aynen. Bir de mutluluk tanımını yapmasını yine teşvik ediyorum. Yani senin mutluluk tanımın ne? Çünkü hani dışarıdaki birkaç tanıma göre hareket ediyorsan başka, senin mutluluk tanımın ne? Bir de gerçekten o mutlu olma sorumluluğuna sahip çıkma diye tanımlıyorum. Çünkü tam olarak onu soracaktım aslında, sen geldin oraya. Yani biz mutluluğu seçip ve o sorumluluğun arkasında durabiliyoruz. Yani mutlu olmak elimizde mi Feyza? Bana göre öyle. Yani bütün hani hikaye, mitoloji de bunu söylüyor. O hani işte özümüzdeki pozitif duyguya yönelme de bunu söylüyor.
Bu şu demek değil, yani olumsuzluk olmayacak, ters giden olmayacak, acı üzüntü olmayacak. Bütün bunlar değil ama benim bunları anlayıp bunlarla baş etme isteğim, heyecanım, kabiliyetim olduğu sürece o zaman aslında bu da mutluluk. Yani bir acıyı yaşarken o acıyla nasıl kavrulduğun vardır ya hani tasavvufta, değil mi? Hani o acıyla pişmek yani. Hani bütün o en yakınını kaybettiğinde o ölüm acısıyla büyümek, onunla zenginleşmek, onu nereden aldığımız, doğru mu? Yani evet. bir ankesitinde 4 ile 7 arasındaki veriye odaklanabiliyor beynimiz. Ama dışarıda milyonlarca veri var. Yani o anda ben hangi 7'sine odaklandım? İşte bu benim yaptığım, karar verdiğim bir şey. İşte COVID'e gelelim geri. Bir sürü olumsuz şeyden bahsettik, değil mi? Hani bir sürü risk, her türlü ekonomik, sağlıksal bir sürü şey. Şu an gördüğümüz ve potansiyel olarak karşılaşmayı beklediğimiz şu anki gerçekliğimiz bunlar. Ha, bunlar için de neye odaklanıyorum ben? Esas bu önemli. Yani o risklere odaklanabilirim. Çok da gerçekçi bir şey olabilir. Ama o risklerin içine odaklanıp oraya çekilip ve kendime orada bir sarmal yarattığımda başka bir şey. Evet, bu riskler var. Ben de şu tedbirleri alıyorum. Ama bir de bunun yanında işte ne bileyim çok bir şey, bir projede yer almak istediğim Müge ile farklı lokasyonlarda olduğumuzdan dolayı yapamadığımız bir şeyi şu anda hani işte bu sebeple yapıyoruz, ne mutlu ki. Bu da odaklanabileceğim o 4-7 evet. arasında bir şey yani. Doğru mu? Evet. Jung diyor ya, sen de çok iyi bilirsin. Ben başıma gelen hadiselerin sonucu değilim diyor. Ben olmayı seçtiğim kişiyim diyor. Aynen öyle. Yani orada bir seçim özgürlüğü var demek ki, değil mi? Yani oradaki özgürlük ne? Aslında bakış açımızı değiştirmek. Kesinlikle öyle. Yani kesinlikle. Olaylara böyle de bakabilirsin, böyle de bakabilirsin. Kalkıp öbür taraftan da bakabilirsin. Yani nasıl kesinlikle. Baktığın ve nereden baktığın çok önemli. Çünkü hiçbir şey tek boyutlu değil. Katman katman. Aynen öyle. Ama işte onun için de senin söylediğin gibi hani o içimize saklanmış o mutluluğu görebilmek için o katmanları tek tek bir geçmek evet. lazım galiba. Evet. Yani hepsini de bir yaşamamız lazım. Yani biraz da bu konuda da biraz kendimizi de özgür bırakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani üzüleceksen de üzül, onun da hakkını ver. Aynen. Yani aynen. İlla her yer her dakikada mutlu olmak zorunda değiliz ki. Böyle bir şey yok ki. Elbette. Değil mi? Yani çünkü o belayı bal eylemek için de o belanın o yası tutarken üzüntüyü yaşarken de onun da bir hakkını vermek lazım. Aynen öyle. Zaten o hani acıdan kaçınma nedeniyle hani o işte tükaka denilen hani şeylerden üzüntüdür, acıdır, zorluktur. Ondan kaçınma nedeniyle hani iyi olmadığı için etiketlememiz, halının altına süpürüyoruz. Ama o zaman ne oluyor? Bir başka zamanda bambaşka bir şekilde patlıyor. Yani bu anlamda aslında pozitif duygular gibi negatif duygular da hani bu şekilde adlandırdığımız duygular da gerçek. Ama duygular peki. böyle gelip geçici. Yani evet. duygu denizi gibi. Ben onu evet. yapıştırırsam kendi üstüme, hani kendimi onunla çok özdeşleştirirsem o zaman onun içinde debelenmeye başlıyorum. Ama hani tamam acı, evet hani çok acı, başarısız oldum, ofiste hiç olmayacak bir projede fail ettim, okey, korkunç bir şey ama geçici yani evet. hani ilk başarısızlığım değil, muhtemelen son da olmayacak, okey, ne öğrendim, hani oradaki 4-7 birimde ne var yani, hani biraz daha ne öğrendim, nasıl büyüdüm, ne kattı bana ya odaklandığımızda resmi de iyi okuyup evet 2 milyonu batırdım hani olmasın tabii şöyle yapalım bu devirde. Allah korusun. Ama yani evet hani yani tamam evet böyle oldu ama tamam okey de hani nasıl ne öğrendim bir daha yapmamak için ne? O öğrenmenin 2 milyonluk olması için hani o ödenen bedelin onun karşı hani yatırımın geri dönüşü, bir yatırım yaptım. Bari önce öğrendiğim de 2 milyonluk olsun, cebimde bir kazançla devam edeyim yani. Çünkü neden? Evet, orada ne öğrendiğime odaklanabilmek için de bir kere o bütün resmi görmediğimizi bir kabul etmemiz gerekiyor, değil mi?
Yani bu mesnevi de geçer, sen de bilirsin, bir hikaye vardır. Filleri karanlık bir mağaraya sokuyorlar. Ondan sonra herkesin de gözünü kapatıp, gözünü bağlayıp işte file dokundurtuyorlar ve herkes çıktığında soruyorlar neydi diye. Bir tanesi yelpazeydi, bir tanesi boruydu, bir tanesi yuvarlak bir şeydi, birisi sert, birisi yumuşaktı diye herkes farklı bir şey tarif ediyor. Ve Doğru. ondan sonra gözlerini açıp mağarayı da aydınlatıp fili gösterdiklerinde, bütünü gösterdiklerinde bambaşka bir şey olduğunu görüyorlar. Yani bizim bu dünyadaki halimizle ben buna benzetiyorum. Yani Çok biz hiçbir güzel. zaman zaten bu bütünü göremiyoruz ki. Beş duyumuzla algıladığımız, o dışarıdan aldığımız verilerin bir elektrik sinyali şeklinde beynimize gitmesiyle oluşan bir yorumdan ibaretiz aslında. Yani o Aynen hiçbir şeyi olduğu gibi görmüyoruz. Olduğumuz kadar görüyoruz ve öyle. Çok algılıyoruz. doğru. Çok doğru. Dolayısıyla yani hiçbir şeyi tam ve bütün olarak değerlendiremediğimiz için biraz önce söylediğim o kabul noktasına geleceğim. Ya bunun bir de büyük resim var. Evet, şu anda bunu yaşıyorum, bu hadiseyi. Ama bunun bana anlatmak istediği şey o büyük resimle alakalıyı bir kabul ettiğimizde mutlaka günün sonunda o film bütününü bir görüyorsun diye Evet. düşünüyorum. Yani Evet. orada da işte yani o sadece ben buradan ne öğrenebilirim kalıyor geriye Aynen. böyle düşündüğünde, Aynen. değil mi? Aynen öyle. Aynen. Ben bundan ne aldım, cebime ne kattım? Az önce verdiğin örnek bana şunu hatırlattı. Bunu eğitimlerde çok paylaşıyorum. Şöyle bir örnekle paylaşıyorum. Orada bir tane böyle azgın bir aslan var şimdi. Hani üzerinize bu geldiğinde ne yapıyorsunuz diyorum. Şimdi gerçeklik ne? Azgın vahşi bir hayvan bana doğru geliyor. Hani gerçeklik bu. Ne yaparsın? İşte hani %99,99 hani kaçarım yani, değil mi? Bir tanesi böyle aslanı seviyor yani fotoğraflardan. Ama şimdi diyorum ki tamam, okey, hani çoğunluk bunu yapar. Hani bunlayıp topuklayıp kaçar. Ama peki oraya bir minik yavru bir kedi koyuyorum, Müge. Peki gerçeklik bu olduğunda ne oluyor? Fark yok. Evet. Yine kaçan var. Ve yine Doğru. seven var. Yani şimdi söylediğin şey çok doğru. Ortada bir gerçeklik var ama biz onu içeri alırken bir tercüme yapıyoruz. Bireysel gerçekliğimizi oluşturuyoruz. Evet. Sen Geçmişten Müge'sin. tecrübelerimizle, edindiğimiz bilgilerle. Bir sürü ona Evet. zihin yapısı deniyor. Yani orada bizim eğitimimiz var, senin dediğin gibi tecrübelerimiz var, fizyolojik filtrelerimiz var. Hani Coğrafya var. Her hatırlarsın şey. elbiseyi sarı, işte mavi görme Aynen. meselesi, gözlerimizin, dokularımız, duyu organlarımızın filtreleri var. Yargılarımız, ön yargılarımız var. Bir alışkanlıklarımız var ve hani buradaki gerçekliği hop ben kendi içime başka türlü alıyorum. Hop sen kendi içine başka türlü alıyorsun. Sonra zaten ne doğuyor? O bireysel tercümemizden hareketle davranış, duygu ya da işte tepkilerimiz oluşuyor. Doğru mu? Hani bir duygu haline giriyoruz Doğru. kendi gerçekliğime göre. Ya da bir davranış yapıyoruz. Kaçıyoruz ya da seviyoruz gibi. O anlamda o hani zihin yapısı dediğimiz şey bir sürü şeyi etkileyen bir şey. O yüzden bakmalıyız gerçekten. Yani eğitimimiz, alışkanlıklarımız, burada en fazla yargılarımız. Bunu yaparım, bunu yapamam. Hani kendimize özellikle koyduğumuz yargılarımız ya da toplumdan satın aldıklarımız. Bunların hepsi çok hani sorgulamamız gereken, artık hissimizle de çok ilgili olan şeyler. Çok kesildi Feyzacığım. Son söylediklerini duyamadım ben. Tamam, çok kısacık son kısımları söyleyeyim tekrar. Yani o hani bireysel gerçekliğimizi tercüme ederken bizim zihin yapımız hani devrede dedim. Oradaki hem Evet. eğitimimize bakmalıyız, hem alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz, hem ön yargılarımıza bakmalıyız. Çünkü onların bir kısmı hani kısıtlayıcı yargı da olabilir. Ben bunu yapamam. 40 yaşından sonra olmaz. 70'inde hiç olmaz. Ya da bazıları toplumun bize sattığı şeyler. İşte Türk toplumunda şöyle olmaz, böyle olmaz gibi hani işte erkekler şöyledir, kadınlar böyledir filan gibi şeyler. O yüzden hani o bireysel tercümemizi yaptığımız kısım
bizim sorumluluğumuzda ve hani orası kafa yormamızda gereken bir kısım diye düşünüyorum. Şükretmeyi çok bilmiyoruz gibi geliyor bana Feyza. Bununla ilgili ne diyorsun? Yani mutluluk konusunda bence en kilit, en kilit hal ve duygu şükür diye düşünüyorum ben. Yani halimizi, her şeyi kendimize hak görüyoruz ve hep daha çok, daha çok işte dışarıda sahip olduklarımız ya da olacaklarımızla alakalı bir şey üzerine kurguladığımız için şeyi, mutluluğu, işte Covid-19 geldi, her şey duruyor yani. Sahip olduğumuz hiçbir şeye aslında sahip olmadığımızı görüyoruz. Yani bir virüsle her şeyden elden ayrı bir şekilde kaldık işte. Ve işte burada şükür duygusu belki de en çok hatırladığımız, yani şu anda nefes aldığımızı ve yaşadığımızı bile şükreder durumdayız. Keşke normal hayatta da o bütün zenginliklerimizin içerisinde de bunları hak olarak görmeden hep şükür halinde kalsak. Yani bence mutluluk tanımı eşittir şükür gibi geliyor bir yandan da bana. Ne diyorsun? Ben çok önemsiyorum gerçekten. Ben de hani buradaki örneği işte bu Covid süreciyle vermek isterim. Bugün ofiste bir arkadaşımla sohbet ediyorduk. Onlar bu süreçte Fas'taki bir projemiz nedeniyle biraz orada mahsur kaldılar. Sonra döndüler karantina, ev karantinası ve biz bugün hani neredeyse 3 aylık bir süreç sonrası bugün kavuştuk. Onunla sohbet ediyorduk. Çok hani bana da dokunaklı geldi. Yani dedi ki sahip olduğumuz ama önemsemediğimiz o kadar bir sürü şey şu an ne kadar önemli hale geldi. Yani çıkıp hani böyle gönül rahatlığıyla bir yürüyüş yapmak. Ne bileyim işte markete gidip hani boşalan evindeki rafını dolduracak alışverişi yapmak ve de tedirgin olmadan yapmak, değil mi? Hani bu arada çalışan, bizim için hani işlerinin başında 7/24 olan bütün hem sağlık çalışanlarına hem kargo, işte market, yani o iş başında olan ve bizim de hayatımızı kolaylaştırıp güzelleştiren güzel yürekli insanlara sonsuz teşekkürler, hani şükran demişken. Evet. Sonsuz şükran. Onlar olmasaydı, çöplerimiz alınmasaydı nasıl olurdu bu süreç, yani her şey sağlık çalışanlarının yanında. Ama hani düşün, sende de oluyordur. Evin alışveriş için markete gidiyorum. Bir tedirgin hemen alıyorum koşuyorum. Eve geliyorum, kendin temizden onları temizle. Hani yani bütün bunlar aslında ne kadar değerli şeylermiş. Şu an bana göre yaşamda gerçekten bizim için neyin değerli olduğunun farkına vardığımız bir süreç geçiriyoruz. Bilmiyorum. Yani ben böyle dolaptaki elbiselere bakıyorum. Onlar bana bakıyor. Bir tatil arasından sonra bugün ofise giderken ay dedim ki eşofmanlarla gitmek istiyorum. Ama hani bundan 3 ay önce ofise eşofmanla gitmek, hani öyle bir ortamda değilim ben yani, hani en azından. Ama zaten de aklımın ucuna gelip istemezdim de yani. Hani o güzellik anlayışımız, değil mi? Hani saçlarımızı falan kendimiz boyadık, ettik bir şeyler. O güzellik anlayışımız, hani alışkanlıklarımız, ay vazgeçemem sandığım işte yemeklere gitmeler, ne bileyim yaptığım şeyler. Onları falan hepsi kaldı bir yerde. İşte nefes alıyor muyum, sevdiklerim sağlam mı? Hani biraz karnım doyuyor mu, değil mi? Çok o en hani fabrika ayarları. Evet. Ondan önce bir kulaklarını çınlatalım. Aynen öyle. O fabrika ayarları yürüyor mu? Yürüyor yani. Doğru mu? O yüzden gerçekten doğru. Yani hani o şükretmek, aldığımız sağlıklı nefese, sevdiklerimizin sağlıklı olmasına, bulduğumuz karnımızı doyuran iki lokma ekmeğe, onu bize ulaştırmak için eken, biçen, taşıyan, markette bize satan insanın sağlığına, bunlar önemli, şükretmek önemli. Katılıyorum çok. Feyza'cığım, çok az vaktimiz kaldı. Bu arada sorular var. Ben bir bakayım istiyorum. Başımıza gelen olumsuzluklar için olması gereken oldu mu demek gerekiyor diyor. Bir arkadaşımız. Birisi de diyor ki bireysel mutluluk bir üretim faktörü olarak ele alınmış. Çok kapitalistçe diyor. Üretim faktörü. Evet. Peki mutluluk anlamlı bir hayatın yan ürünü olabilir ama onu amaç edinmek nedense çok bencilce geliyor. Evet. Anlamlı hayat. Evet. Şimdi
İlki şeydi değil mi? Not almaya çalıştım da olmasa. Başımıza gelen olumsuzluklar için olması gereken oldu mu demek Oldu. gerekiyor? İşin aslı başımıza gelen olumsuzlukları hani o gerçeğe dayalı iyimserlik dedik ya. Evet, bu olumsuzluk var. Neden başıma geldi? Bunu da anlamaya çalışıyorum. Analiz ediyorum. Nerede hata yaptım onu buluyorum. Neyi farklı yapsaydım olmazdı onları da buluyorum. Bunları tespit ediyorum. Ama oldu diyorum. Peki bir daha yapmamak için ne yapacağım? Onun da cebimdeki bilgisiyle hareket ediyorum. Yani olması gereken oldu demek biraz bana pasif geliyor. Yani her şeyi analiz ettikten sonra olması gereken oldu diyorum ve sonra yola devam ediyorum. İkinci soru hani daha böyle üretim faktörü ve hani kapitalist yaklaşım. Aslında tam da bunun tersi olduğunu söylemeye çalıştım. Belki sürçülisan ettim hani tam belki ifade edemedim. Yani bir şeylere sahip olmak, bir hedefleri gerçekleştirmek, bunun çok daha ötesinde daha öznel bir şey olduğunu ve yaptığın şeyde bulduğun anlamla ifade et. Aslında üçüncü sorunun da hani o anlamlı hayat şeyinin de biraz oraya da değinmiş olayım. İkisini birleştirmiş olayım. Yani bir şeye sahip olmak, üretmek, yani o kapitalist düzen içindeki üretmenin çok daha ötesinde benim için gerçekten anlamlı bir şeye doğru hareket etmekten bahsediyorum. Ve onu gerçekleştir. Benim için kamil insan olmak, ne bileyim işte tekamülümü, kendi tekamülümü hani bu dünyada, bu yaşamda gerçekleştirmekse anlamlı hedef. O zaman işim de ona hizmet etmeye bir araç olabilir. Hani yaptığım bir şey de, hobim de ona araç olabilir. Benim için anlamlı neyse ona doğru yürümek. Herhangi bir şeye sahip olmak ya da durmadan üretmek. Hani ama birisinin önüme koyduğu ödevi üretiyorum yani. Hani o hani şey anlamsız üretimden bahsetmemeye çalıştım ama bilmiyorum ne kadar anlatabildim. Evet, iki soru daha geldi sanıyorum. Harika. Mutsuz değilsek mutluyuzdur diyor bir arkadaş. Süper. Asıl sorun anlamın neliği diyor bir arkadaşımız. Anlamın neliği? Neliği. Hmm. Evet. Evet. Ya ben hani anlamın neliği çok bende şey olmadı. Hani oturmadı tam olarak neyi kastediyor dinleyicimiz bilememekle birlikte. Hani anlamlı hayat dediğimizde yani her birimiz doğuyoruz. Ondan sonra büyüyoruz. İşte bir şeyler yapıyoruz, çalışıyoruz, üretiyoruz, para kazanıyoruz, kazanmıyoruz falan. Hani sonra da ölüyoruz. Hani bu yaşam şeysi, döngüsü böyle. Ama sonra geriye dönüp baktığımda benim bıraktığım iz ne? Yani ben burada hani bu hacmi feza olarak kapladım. Ne kadar kaç yıl yaşadıysam onca zaman nefes aldım. Ondan sonra yemek yedim. Hani bütün onların hakkını verme. Yani orada ben diyemem ki işte şu kadar para kazandım. Üç evim, beş arabam var. Hani yani diyebilirim hani. Ama bu benim iz bırakma şeyime girmez. Hani anlam benim için hani gerçekten o buradan göçüp giderken arkamda o bıraktığım iz gibi benim tanımım anlamla ilgili yani. Evet, bir arkadaşımız da ortaya bir şey koyabilmek tatmin duygusu mutluluk budur diyor. Yani zaten herhalde o tatmin duygusunu da gerçekten insanın işte o potansiyel dediğimiz ben öz ve cevher olarak tanımlıyorum onu. Kendi özünü ortaya çıkaracak her şey bu hayatın içerisinde senin işin, eşin, çoluğun, çocuğun, çevren, Hobin. doğduğun yer, her şey, ailen. Aslında o anlamı ortaya çıkarmak için yani o özünü, cevherini ortaya çıkarmak için kurgulanmış bir hayat diye düşünüyorum. Benim görüşüm tabii bu. Dolayısıyla böyle baktığımda ben her şey çok anlamlı zaten yani hepsi benim için. Yani hem başrolde olup hem de seyirci olabilmek lazım tabii. O kolay bir şey değil. Hem o hem o değil mi? Ne Evet. o ne o hem o hem Aynen. o. Aynen öyle. Peki çok az vaktimiz kaldı Tamam. Feyza. Biraz toparlayalım diyorum. Tamamdır. Mutlulukla ilgili son olarak neler söylemek istiyorsun? Mutlu olmak elimizde dedin. Bununla Evet. ilgili belki böyle birkaç bir şeyler daha söylersin.
Nasıl olacağız? Bir şey söyleyeceğim. Evet, Aristo ile başladık. Ben böyle Mark Twain ile bitireyim istiyorum. Çok güzel bir sözü var. Diyor ki 80'de hayata diyor 80'de başlayıp 18'e doğru yaşasaydık daha mutlu olurduk. Ya evet, benim de hep düşündüğüm bir şeydir bu Benjamin Button. Aynen, Twain söylemiş Müge. Şimdi ben bunun altında ne var diyorum. Doğal olarak yaşamda mesafe kat ettikçe, büyüdükçe, olgunlaştıkça, genişledikçe hani o gerçekten nelerin değerli, nelerin anlamlı, nelerin kıymetli olduğunu doğal olarak hani biraz yaşla gelen olgunlukla, bilgelikle diyeyim, keşfediyoruz. Ve onunla bakınca geriye ay üzüldüklerimiz, ay sıkıldıklarımız, ay yorulduklarımız belki biraz anlamını yitiriyor. Tabii evet, ama işte geriye... orada 80'den geriye giderken de bu 80'deki olgunluğa neden o olgunluğa sahip oluyorsun? Çünkü onlarla 18'den 80'e gidene kadar yani bir şeyler evet ekliyorsun, kendini geliştiriyorsun falan filan, ama o gelişimin en büyük sebebi de bir sürü şeyi kaybediyorsun. Devamlı aynen. Kaybediyorsun. Aynen. Devamlı bir şeyler vücudun da dahil. Düşüyorsun, buna. Kalkıyorsun. Düşüyorsun. Vücudun da seni terk ediyor yavaş yavaş. Yani onun verdiği bir olgunluk. Yani dolayısıyla 80'den 18'e giderken evet belki biraz daha kıymet bilir halde oluruz ama 80'deki zihin, gönül birlikteliği varsa eğer, değil mi? Evet. Evet, aynen öyle, aynen öyle. Ha, Twain diyorum ki ben hani kapatırken, Twain imkansız bir şey demiş. Yani 80'den 18'e gitmek fizyolojik olarak en azından şu an mümkün değil. 18'den 80'e gideceğiz. O zaman hani bunu bilerek, o sorumluluğu ele alarak, olan bitenin farkında olup ama o iyimser, umutlu halimizi de, hani o pozitife evrilen halimizi de sahip çıkarak, hani öyle ilerlersek belki daha tatminkar, daha keyifli, daha iyi hissetme bütün haliyle yaşam mümkün ve elimizde. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdın. Bu güzel ben teşekkür ederim. Feyza'cığım çok keyifli bir sohbetti. Harikaydı. Umarım dinleyenlerimiz de keyif aldılar. Evet, daha bir sürü soru var ama artık hakikaten hiç vaktimiz kalmadı. Her an kesilebilir. Tamam. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Evet inşallah. Çok sevgiyle sarılıyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Hoşça kal. Sen de. Görüşürüz arkadaşlar.